Selamünaleyküm arkadaşlar. Facebook yayını kesti. Belli bir zaman şeyi var Facebook'un. Zannediyorum ondan oldu. Tekrar bakalım hocamıza bağlanabiliyorsak bağlanacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Facebook yayını kesti. Bir zaman şeyi var. Facebook'ta herhalde yeni çıktı bu. Yani bir ay daha olmadı. Yeni olan bir şey. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Yahya Hoca hoş geldin. Arkadaşlar yayın kesildi. Bizimle alakalı bir şey değil. Facebook'un bir uygulaması bu. Daha önce de hani bildiğimiz için canlı yayınlardan. Ben şimdi hocayı tekrar alayım da yarım kaldı. WhatsApp'ı kapatırsan hocam. WhatsApp şöyle ben gitti. Bakalım hocam tekrar alalım da toparlayalım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum yeni katılanlar için Facebook'un bir şeyi var. Belli bir saat, belli bir zaman sonra otomatikman kapanıyor. Çünkü biz bunu Anafor Hoca'da da yaşadık. Daha önce başka arkadaşlarla da yaşadık. Şimdi tekrar bağlandım ben. Yani zaman geçince belli bir zamandan sonra kapatıyor Facebook. Tekrar bağlanmak zorunda kaldık. Bu arada yeni katılan arkadaş Faysal Aziz hoş geldin. Selamun aleyküm. Yeni katılan arkadaşlara da bakalım yeni isimler görüyorum. Bir saniye şunu şey yapalım. Mehmet hocam katılırsan eğer hocam farkına varmadı herhalde. Hasani Muhammed sen bir hocamı ara istersen. Facebook'un şeyini bilmiyor hocam galiba. Hani yayın saatini hani canlı yayını kesiliyor belli bir zaman geçtikten sonra. Onu bilmiyor herhalde. Şimdi o yüzden şaşırdı herhalde. Hasani Muhammed sen hocamızı bir ara istersen söyle tekrar katılsın yayına. Bir zahmet. Çünkü şu anda yayındayız bile zannedebiliyordur kendini belki bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu arada hani bugün konumuz Mehdi. Hocamızla biraz önce canlı yayın yapıyorduk. Buradaki arkadaşlar da biliyorlar. Yeni katılan arkadaşlara söylüyorum. Yayın Facebook'un bir zaman şeyi var ya belli bir zamandan sonra yayın otomatikman kapanıyor. Tekrar hocamız bağlanacak inşallah ve tekrar görüşmeye devam edeceğiz. Bekliyorum ben şu anda. Alo. Abi Facebook'un bir zaman şeyi var. Tekrar katıl abi. Ben şu anda tekrar canlı yayındayım. Kapat abi. Tekrar katıl. Aynı şekilde. Şimdi hocamızla görüştük. Tekrar katılacak hocam. Ben daha önce yaşadığım için. Tamam Hasan arama. Hasan arama. Görüştüm ben şimdi hocayla. Selahattin abiyle. Tekrar katılmasını söyledim. Tekrar katılacak. Aramayın hocayı. Telefonu meşgul etmeyin. Tekrar hoca katılsın. Tamam mı? Hasan arama hocayı. Ben görüştüm. Şimdi hoca tekrar katılacak. Onu bekliyorum. Söyledim kendisi aradı beni. Şimdi siz de duydunuz zaten. Telefonla aradı beni. Şimdi yeni katılan arkadaşlara söyleyeyim. Bir canlı yayın yapıyorduk Mehdi ile ilgili arkadaşlar. Facebook'un bir şeyi var. Belli bir zaman sonra yayını kesiyor otomatikman. Dolayısıyla ikinci kez canlı yayını tekrar açmak durumunda kaldım. Hocanın da bundan haberi yok, bilmiyor. Hoca ikinci canlı yayını bu. Hani canlı yayında fazla tecrübesi yok. Ben hani daha önce başıma geldiği için biliyorum. Bu Facebook'un yeni çıkarttığı bir şey. Yayını kesiyor Facebook. Belli bir zaman şeyden sonra oldu bu. Yeni Zelanda olayından sonra böyle bir karar aldı Facebook. Yani ondan dolayı kesiyor. Evet. Bekliyoruz katılmasını. Ben bakayım buradan yapabiliyorsam yapayım. Ha,
Hemen burada var. Evet, ekliyorum. Şu anda ekledim. Ben davet gönderdim. Ekledim şu anda. Selamun aleyküm tekrar hocam. Aleyküm selam. Bir anda kesildi. Hocam ben evet ben anlatayım. Facebook'un bu yeni bir şeyi bu. Hani siz de hani yayın tecrübeniz olmadığı için bizim başımıza geldi daha önce Anafor hocayla. Belli Evet. bir zaman geçtikten sonra Facebook kesiyor. Bizi tekrar şey yaptım. Hı. Bağlandım o yüzden. Tamam. Tamam inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet. Nerede kalmıştık? Şimdi biz konuları söylemiştik. Hani anlattım ben bu kadar demiştiniz hocam. Sorusu Evet. olan varsa arkadaşlar hocam da merak ettiği ya da hani hocamın unuttuğu olabilir. Benim sormayı unuttuğum olabilir. Başka düşünüyorum ne sorabiliriz diye. Hani Selahattin abiyi bulmuşken soralım yani Selahattin abiye. Sorusu olan varsa arkadaşlar bize destek verir, katkıda bulunur, seviniriz biz de. Bu arada hocam Mehdi ile ilgili başka ne sorabilirim size? Sizin aklınıza gelen bir şey var mı? Ben de düşüneyim bu arada. Şunu söyleyeyim. Mehdi Azam 40 yaşında göreve gelecek. Heh, evet. 40 yaşında görevde Tamam. olacak. Bu da Fiziki bir önce. özelliklerine girelim o zaman hocam. Yaşı, bir de ben sormuştum başında yayının nereden Evet. çıkacağı. Mesela hadislerde Kureyşli oldu. Kureyş'ten Mekke'den çıkacağı, işte ona Evet. Mekke'de biat edecekleri falan hadisler var. Tabii şimdi gidip gelmeler mutlaka olur. Hele bugünkü asırda mesela Şam'dan veya Kudüs'ten çıkıp da Mekke'ye gitmek 3 saatlik yol. Hani oradan çıkar, oraya gider, orada biat alır. Bunlar olabilecek şeylerdir. İlla şöyledir demek de mümkün değildir. Şimdi bizim izleyicilerimiz de çok akıllı, çok zekice sorular soruyorlar. Siyah sancak nerede diye bir soru sormuş. Gerçekten çok akıllıca bir soru. Evet, Siyah Sancak ben bilmiyorum. Peygamber Efendimizin ukabı söylüyor. Evet. Hani yine bir kısım İstanbul'da, Topkapı'da olduğu söyleniyor hocam. Evet. Yani tabii Allah bilir de ben de tam bilmiyorum, görmedim yani. Ama böyle Yani söyleyenler çok var. Topkapı'da olduğu şimdi söyleniyor. şöyle bir benim şöyle bir özelliğim var. %100 net olmayan şeyleri çok dile Bilmiyorum getirmiyorum. diyorsunuz. Çok da güzel Bilmiyorum. Çünkü yapıyorsunuz. net ben Ben kesin olan de şeyleri Zaten almayı tercih hani ediyorum. böyle iddialar hani böyle iddialar var, böyle söyleyenler var hani dedim. Evet, Şimdi olabilir. bir takım insanlar bu konuları araştıran, bu konuları hadisleri falan bilen insanlar diyorlar ki siyah sancak peygamber ukab diyorlar zaten ona. Siyah sancak Topkapı'da oldu. Yani İstanbul'da olduğu söyleniyor. Zaten hırkası da Evet. İstanbul'da. Evet. O da İstanbul'da oldu. Yani zaten Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz hocam bütün emanetleri getirdi Evet. İstanbul'da yani Topkapı'da. Evet. Şimdi Mehmet ben Irmalı soruyor. Kutsal öğretmenliğimden emanetler gelen nerede? birisi. O zaman kutsal emanetler nerede sorusunu soralım size. Onlar İstanbul'dadır. Sancak. Tamam. Kutsal emanetler İstanbul'dadır. Evet. Yani Mehdiyet cereyanı içerisinde İstanbul'un da elbette önemli bir yeri vardır. Kudüs'ün bunda önemli bir yeri olacaktır. Şam bölgesinin olacaktır. Daha sonra belki Mehdi Azam bu Orta Doğu bölgesini ele geçirecek, her taraf onu olacaktır. Yani bunlar %100 böyledir denemeyecek şeylerdir. Ben metot olarak Evet. şöyle kullanıyorum. Ben öğretmenlikten gelen bir özelliğimdir bu. Bir kişi bir Tabii. şeyi anlattığı zaman eğer tereddütlüyse anlattığı şey karşıdaki bunu anlamaz. Kabul etmez yani. %100 olacak. Onun için ben %100 inandığım şeyleri anlatıyorum. Şey diyor ki Mehdi evlenecek mi diyor Hasan Muhammed. Ramazan senin Elbette soruna da evlenecek. soracağım. Hatta İsa Elbette Aleyhisselam da evlenecek. evlenecek. İsa Aleyhisselam da evlenecek. Onu da bu arada Sorun belirtmiş olalım. ben kızı olacak diye biliyorum İsa Aleyhisselam. Öyle bir aklımda kalmış. İsa Aleyhisselam'ın iki çocuğu olacağını biliyoruz. Erkek kız onu bilmiyorum. Hatta vefat ettiği zaman da Peygamberimizin yanında defnedilecek. Arkadaşlar sorularınızı sorun. Ramazan Öge bildiğim bir hazine
Ramazan Öge diyor ki benim bildiğim bir hazine yeri var. Ne zaman açacaklar onu bilmiyorum demiş. Ramazan biraz daha açarsak konuyu havada kalmasın. Şimdi Yani şöyle bir şey belki söyleyeyim. neyle alakalı olduğunu söyle en azından. Mehdi zamanında yer hazinelerini çıkaracak. Böyle bir hadis-i şerif var. Ancak bizim insanımız hazine dediğin zaman hemen altın gümüşü anlıyor. Halbuki Evet. Mehdi-i Azam zamanında yer hazinelerini çıkaracak demek petrol çıkacak, kömür çıkacak, madenler çıkacak. Doğalgaz çıkacak. Bunlar çıkacak anlamındadır. İlla altın çıkmayacak yani. Bak size bir Altın da örnek vereyim. çıkabilir tabii. Altın çıkabilir ama yani kastedilen sade altın değildir. Tabii Size bir örnek sadece değil. vereceğim. İşte Yeraltı basit bir örnek madenleri. vereceğim. Mesela Fırat Nehri'nin sularının kesilmesi kıyamet alametlerindendir. Evet. Bu Fırat Nehri'nin suları 1990'lı yıllarda kesildi. Evet. Baraj yapıldı. Baraj yapıldı. Su tutmaya başlayınca ilk defa Fırat Nehri'nin suları kesildi. Bu kıyamet alameti olarak Doğru. hadis-i şerifte mevcuttur. O baraj yapıldığı zaman dağ gibi önüne yapılan sete gazetelerde manşet atıldı. O günleri belki hatırlayabilirsiniz. Altın gerdanlık. Gazetelerdeki Evet. manşet bu. Altın, halbuki o altın değildi ama manası öyle. Dolayısıyla altın dediğin zaman illa altın aramamak lazım. Manası da altın olabilir. Güzel. Mehmet Irmalı güzel bir soru. Diyor ki hocam diyor basite indirgemeden konuşursak Mehdi ve ordusu devlet imkanları olmadan hareket edemez. Devlet kuracak tabii. İslam Devletle devletini paralel kuracak. hareket eder. Ya Mehdi İslam Azam devletini kendisi mi kuracak? elbette tabii kendisi kuracak. Kimseden izin alacak Sıfırdan hali yok. kuracak. Tek Tabii ki sıfırdan kuracak. başınayken sıfırdan Sıfırdan. kuracak. Evet. Yani hiç bugünkü Kurulmuş bir mevcut devletin devletlerin başına geçmeyecek diyorsunuz. Bakın hocam. yok. Hani Kendisi sıfırdan ha, devlet kuracak. yani kurulmuş bir devletin başına geçmeyecek ya da Yok. kurulmuş bir Onu devletin beklemeyin. başkanı onu şey yapmayacak diyorsunuz siz. Çünkü kurulmuş devletlerin hiçbirisi bırakmaz zaten. Ben biraz önce ne dedim? Gelin kız ve erkek öğrenciler ayrılalım desen herkes ayağa kalkar. Bırakmazlar seni. O sıfırdan devlet kuracak kardeşim. Evet. Zor bayağı işi Avrupa zor İslam. o zaman hocam. Tabii ki zor. Tabii ki zor. Diyor ki Hasan-ı Muhammed soru Mehdi Asa Beni Harun ailesiyle 7 yıllık anlaşma yapılacak. Peki ne için Yahudiler İslam'a girmeyecek mi? Yahudiler İslam'a girmeyecek mi diyor. Bir kısmı girecek. Yahudiler İsa Aleyhisselam zamanında Müslümanlar tarafından tamamen öldürüleceklerdir. Bir kısmı Müslüman olmayacak mı hocam? Ya olsa bile genel durum esastır. Genel durum Yahudiler Yani öldürülecekler. Öldüler. öldürülecekler, evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Arkadaşlar sorusu olan var mı? Soru bekliyoruz sizden. Benim aklıma fiziki özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Fizik özelliklerinden dedim ya o konulara çok giremiyorum. Hani boyu şöyle olacak, kendisi böyle olacak dediğiniz zaman o net ifade etmiyor. Öyle olan başkaları da olabiliyor yani. Onun için ben o konuya girmiyorum. Hayır, net olabilir de başkaları. Mesela sakalı siyah olacak, sık olacak, genç Sakal gözükecek. seyrek olacak mesela, siyah olacak, seyrek 40 olacak. yaşında mı Mehdi olacak? Ama 40 40 yaşı yaşında mı çok olacak önemli. dediniz. 40 yaşında görevi almış olacak, 40 yaşında Kur'an'ı tatbik etmeye başlayacak. Bu Evet. çok önemli olacak. Hani Evet. şimdi biz 60 yaşındaki bir adama Mehdi Azam olacak dersek 60 yaşında hiç Kur'an'ı tatbik etmemiş. Bilmem anlatabildim mi? Yani. Anlattığınızda çoğu insanın hani bu söylediğiniz hoşuna gitmeyecek hocam. Yani Biz hakikatleri ifade edeceğiz. Ha bir başka şey daha söyleyeyim mi? söylediğiniz Yani mantıklı yani aslında çok mantıklı. elbette. Çünkü doğru Daha söylüyorsunuz. Bakın aslında siz ölçüyü koyuyorsunuz hocam. Şimdi siz söyledikten sonra hani çok mantıklı geliyor. Neden? Çünkü ölçüyü koyduktan sonra diyorsunuz ki Kur'an'la hükmetmiyor şu anda kimse. etmiyor. Mehdi Doğru. Kur'an'la hükmedecek.
Hem de Dolayısıyla baştan beri. Mehdi 40 yaşında gençken, yani gençken Kur'an'la hükmedecek. 40 yaşındayken. Elbette. Yani Elbette. hadis var böyle. Yani hadis var Elbette. böyle. Açık. Açık. Dolayısıyla Kur'an'la şu anda hükmedilmiyor. Ediliyor mu? Elbette. Edilmiyor. Çünkü Yedilmiyor. biz laik seküler cumhuriyet bir dönemde, yani modern çağdaş bir hayatta yaşıyoruz. Yani İslam yaşamıyor Daha şu anda. Yani gerici ve yobazlık yaşamıyor şu anda. dahasını söyleyeyim mi? Tabiri caizse. Evet, evet. Dahasını sana söyleyeceğim. Şimdi hani bazen Söyle. bazılarından Mehdi Azam olması bekleniyor ya. Şimdi Evet. Mehdi Azam'ın hayatında önce hayatının yarısında Avrupa kanunlarıyla hükmedip daha sonra Kur'an'la hükmetmesi olur mu Mehdi'de? Peygamber Efendimizin hayatını ölçü almamız gerekiyor. Yani Dolayısıyla aldığımız zaman Mehdi Peygamber Azam Efendimizin hayatını, tabii Mehdi Azam Peygamber Efendimiz direkt Kur'an'la başlıyor. direkt Doğru. Mehdi Azam nedir? 40 yaşında görevi 40 alır. yaşında. Derhal Kur'an'la hükmetmeye başlar. Hiçbir zaman Avrupa kanunuydu, gavur kanunu, çubuğu olmaz. Emre Akgün, İsa ile Mehdi aynı mı demiş. Ayrı Hayır. olduğunu ben söyleyeyim, hocam Hayır. açsın. Hayır. Aynı değil. Mehdi Azam göreve başladıktan sonra 40 sene kadar hüküm sürecektir. Hoş geldin Fatih Furkan. İsa Aleyhisselam Evet hocam. ise Mehdi Azam'ın son 7 veya 9 senesinde gelecek ve beraber olacaklar. Evet. Sinan Topaş demiş ki şu an hiçbir ülke Kur'an'la hükmetmiyor demiş. Ama Etmiyor. Mekke ve Medine Kur'an'la hükmediyor demişti. Deccal girememiş demiştiniz daha Evet. önceki programda. Evet. O zaman Mekke ve Medine istisna. Şu anda sadece Mekke ile Medine Kur'an'la hükmediyor, değil mi hocam? Evet. Evet. Çünkü daha Evet. önceki şeyimizde, Deccal'la ilgili şeyimizde, Tabii. Mekke'ye Medine'ye Deccal'ın girememesi zaten Kur'an'la hükmettiği için. Tabii. Girmeme o işte ha. Deccal Tabii. Kur'an'ı tatbik ettirmez bütün dünyada. Sadece Mekke Medine'ye karışmıyor. Hatta Amerika son zamanlarda, geçen yıl için söylüyorum bunu, Arabistan'ı yeniden dizayn etti. Mekke ve Medine'ye özel statü verdi. Şey demiş ki Mehmet Irmalı, çıkacağı yerin önemi yok. Ulaşım çok kolay ve hızlı artık. Zaten Evet. ofisini kurdu. 1100 odalık külliyeyi hazır zaten. Sadece ekibini bekliyor demiş. Yani dediklerimizi anlamamış gördüğüm kadarıyla. Biz ne Ya dedik? Bakın burada bir ölçü söylüyoruz. Mehdi-i Azam 40 yaşında görevi alır ve derhal Kur'an'ı tatbik etmeye başlar. evet. Bu ölçüyü elimize alalım. Şimdi ben, siz öyle bir ölçü koydunuz ki, öyle açık bir şey söylediniz ki, şimdi ben hani buna itiraz etmek çok mümkün görünmüyor. Arkadaşlar, hocamıza hani itiraz eden varsa da yazsın, yani okuyacağım yorumunu. O kadar. Çünkü ben de merak ettim. Çünkü hocam öyle bir ölçü koydu ki, şimdi hani bakın arkadaşlar, bizler hani duygularımız hareket ediyoruz. İnsanlar duygularıyla hareket ederler. Birini çok sevebiliriz, birilerini çok sevebiliriz. Birileri çok hak etmiş olabilir. Çok çalışmış olabilir. Çok şeyler yapmış olabilir, değil mi hocam? Katılır mısınız Evet, burada? evet, Yani çok evet. çalışmış, çok ön açmış. Gerçekten çok böyle şeyler, engelleri kaldırmış olabilir. Ama hocamın söylediği şey gerçekten önemli bir şey söylüyor. Yani bir ölçü koyuyor. Diyor ki Kur'an'la hükmetmesi gerekiyor. Yani şimdi Mehdi'ni ben şunu anlattım hocam. Doğru mu anlamışım? Mehdi'nin olduğu zaman da yani tamamen şeriatla uygulanacağı için, yani laiklik diye bir şey olmaz. Cumhuriyet Hiçbir diye bir şey şey olmaz. olmaz. Demokrasi diye bir şey Hiçbir olmaz. izin olmaz. Sadece Kur'an olur. İdeolojilerin hiçbiri olmaz. Liberalizm, komünizm hiçbiri olmaz. Evet. Yani hepsi kalkar ortada. Sadece Kur'an. Kur'an, hadis, Evet. sünnetin dışında hiçbir şey olmaz. Tamam. Yok işte bilmem ne izim, bilmem ne falanmış. Yok öyle bir şey olmaz herhalde. Put olur Ya mu? Mehdi-i Azam Heykel. Avrupa ne der diye düşünürse, Avrupa'dan izin alarak hareket ederse Mehdi-i Azam olur mu? Peki bir şey soracağım hocam. Hani Mehdi zamanında, hani biraz, hani kusura bakmayın, biraz hani sizi hani şey olarak algılamayın. Hani Estağfurullah. sorduğum soruyu saygısızlık olarak algılamayın, ama ben yine de soracağım. Mehdi zamanında, hani basit bir şey soracağım. Çok basit. Mehdi zamanında putlar, heykeller olacak mı?
Bir Yakın heykeller zamanda. yıkılacak mı? Evet. Heykel Çünkü olur mu? bütün Tutulmaz. peygamberler biliyorsunuz geldiği zaman heykelleri, heykel diyelim hocam. Heykeller olmayacak. Çünkü bütün peygamberler heykelleri yıktı. Bakın put demek zaten heykel. Heykel olmayacak. Değil mi hocam? Yayında onda arkadaşlar. Mehdi zamanında sordum Selahattin abi. Dedim ki heykeller olacak. Heykel olmayacak. Heykelleri yıkacak hepsini dedi. Mehdi zamanında heykel olmayacak arkadaşlar. Heykel göremeyeceğiz hiçbir yerde. Hepsi yıkılacak onların. Mehdi gelmedi. Gelmiş olsaydı demek ki heykelleri yıkardı. Oradan yani Selahattin abinin söyledi de bu çıkıyor. Ben de onu sordum. Bütün soruları soralım. Abi saray kalıcı, gelen gidenler geçici. Benim yani şimdi saray kalıcı, külliye kalıcı doğru söylüyorsun. Gelen geçenler geçici. O konuyu bilmiyoruz. Allah bilir. Ya tabii ki herkes kalıcı olsun. O da ayrı bir şey de. Yani hepimiz geçiciyiz. Yani sonsuza kadar hiçbirimiz yaşamıyoruz. Yani insan fani biliyorsunuz. Dünyaya da çok bağlı olmamak lazım. Eğer Müslümansak dünyayı çok fazla sevmememiz lazım. Yani 60 yaşından sonra, 70 yaşından sonra daha çok yani dünyadan artık yavaş yavaş çünkü yolculuk başlayacak. Yavaş yavaş yolculuğa hazırlanmak gerekiyor. Gençken de tabii hazırlıyorsunuz azınızı. İşte maneviyatınızı doldurmanız, enerjinizi doldurmanız gerekiyor. Yani maneviyat, ilim, yani ibadetler falan hepsi. Mehdi zamanını Hazreti Süleyman'ın zamanı gibi görüyorum. Bir istisna dışında demiş. Hocam bu arada koptu tekrar katılırsa bir dakika bir davet edelim bakalım yine. Var mı? Bu arada katılmak isteyen var mı? Soru sormak isteyen. Bakayım bir dakika. Bir yerde gördüm sanki yani hocam. Ha, bir ekleyelim tekrar. Arkadaşlar soru sormak isteyen var mı? Canlı yayına katılmak isteyen var mı? 30 saniyene alabiliriz. Ben şu soru sormak istiyorum diye. Hocam, böyle Kusura kopmalar bakmayın. olduğu zaman bu da yok estağfurullah. Bu da bir tecrübe oluyor sizin için hocam. Böyle kopmalar olduğu Şarjımız zaman bitti de bilin ki ondan yayın böyle oldu. koptu. Ha ondan mı? Tamam. Ya da Evet. şarj dışında da kopmalar olduğu zaman çıkın tekrar girin hocam. Evet. Demin Şimdi o yaptığınız gibi. biraz önce kaldığımız yerden devam edelim. Mehdi-i Azam döneminde Kur'an ile hükmeder. Evet. Hiçbir başka beşeri sistemi kabul etmez. Zaten bahsettiğiniz putlar o beşeri sistemin temsilcileri durumundadır. Mehdi Azam döneminde beşeri sistemler kalktığı gibi putların tamamı kalkar. Çünkü ben Kural bu. onu niye sordum biliyor musunuz hocam? Çünkü bütün peygamberler Hazreti İbrahim'den başlıyor. Peygamber Efendimiz'e Evet. devam ediyor. Hazreti İsa da biliyorsunuz faizcilerin şeylerini, tezgahlarını yıktı. Faiz düzenini yıktı. Bütün peygamberler putları kırmıştır heykelleri. Bir tane bile Aynı şey. heykel. Bakın put Aynı şey. heykel aynı şey. Yani heykel olmaması gerekiyor. Osmanlı zamanında da bazı padişahlar heykel getirmişler sarayın içine. Onlar da dahil mi? Şirk midir o da hocam? Puttur. Yani Put dinimizde değil mi? haramdır kardeşim. Puttur. Haram. Yani Haramdır. sanatsal işte bir resim güzellik Olmaz. anlamında geç olmaz değil mi? Yapamaz yani. Evet. Onun için Olmaz. zaten İslam aleminde bu tip şeyler gelişmemiştir. Evet. Yasak yani. Yasak. Yasak. Peki şarkı söylemek falan yasak mı? Şiir falan onlar yasak mı? Hani ben hani bilerek soruyorum hocam. Hani basit sorular da soruyor bana bir sırada Evet. farkındaysanız. Yani Zaten şimdi ahir zaman fitnesi nedir? Şimdi hani Deccal'ın yalancı cenneti nedir? Bir kadın saatlerce süsleniyor. Çıkıyor milyonlarca erkeğin önünde şarkılar söylüyor. Bunun haram evet. olduğu zaten bellidir. Yani Zaten Deccal'ın yalancı cenneti odur.
Tabii. Bu kadar basit. Süslenip sokağa çıkmak da haram. Çarşaf giymiş bir kadın, dinimiz çarşaf giymiş bir kadını güzel koku sürerek dışarı çıkmayı yasaklıyor. Gerisin Evet. sen. Evet. Evet. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Bir bakayım, sorulara bakayım. Yasin Topaş. Mehdi Azam döneminde fitne veren cinler şekle bürünüp görünür olur mu? Ha, biraz önce bir şey de sorulmuştun sen Sinan. Onu da söyleyeyim ben. Sinan'ın iki tane sorusu var. Diyor ki, ben diyor bu Mehdi zamanı Hazreti Süleyman zamanına benzetiyorum diyor. Bir ikinci sorusu da Mehdi zaman diyor, Mehdi zamanında fitne veren cinler şekle bürünüp görünür mü? Anlayamadım. Fitneler? Şimdi iki tane soruyu birleştirip de sorayım. Birincisi diyor ki Sinan Evet. Topaş, ben diyor Mehdi zamanını Hazreti Süleyman zamanına benzetiyorum. Hazreti Süleyman zamanında cinler ortaya çıkmıştı ya hocam, görünür Evet. olmuştu. Diyor ki cinler şekle bürünüp görünür olur mu diyor Mehdi zamanında. Ya, Onu bir şey bilemiyoruz. diyemeyeceğim. Bir şey diyemem. Bilemiyorsun. Şimdi bazı şeyler var. Ben de birkaç kere bunu da söylemiştim ama Süleyman zamanında işte cinler görünüyor oluyor. Şimdi hani Mehdi çıkmadan önce belki hani bu deccaliyetin son zamanlarında artık şeytanlar hakla batıl ayrılıyor hocam. Aslında bir nevi görünür oluyorlar aslında. Daha onun daha Evet. ötesi hani cin şeklinde herhalde o şekilde olmayacak. Akla Yani. mantığa uygun olmayan bir şey olmayacak. Ama şunu demek istiyorlar. Ben öyle anlıyorum. Yani hakla batıl ayrıldığı zaman hocam Evet. batıl kısmı yani neredeyse cin gibi, şeytan gibi hani şekil olarak değil. Yani yaptıkları eylemler, fitneler işte şeytanlaşacaklar gitgide. Daha kötü Evet. olacaklar, azacaklar anlamında. Evet. Çünkü onların hani şey gibi hocam bu gecenin bir gece akşam bir karanlık, zifir karanlık. Ondan sonra güneş doğmadan önceki son zaman var ya. Sanki o zamanı yaşıyormuşuz gibi değil mi? Ben burada Yani bir zifiri hadis-i şerif karanlığı aklıma geldi. yaşıyoruz biz şu anda. Bir hadis-i şerifi söyleyeyim bununla ilgili. Diyor Tabii. ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Buyurun. ahir zamanda şeytanlar insan Evet. suretinde temessül edecek. Dikkat edin Evet. istiyorum. Şeytanlar insan suretinde temessül edecek, görünecekler. Çarşıda, pazarda gezecekler ve hadis nakledecekler. Bu hadis-i şerifi duydunuz mu bilmiyorum şimdiye kadar. Çok önemli bir hadis-i şeriftir. Şimdi Yok, birinci kısmını şeyim ya aşinayım da ikinci kısmı ilgimi çekti. Hadis nakledecek deyince. ben de aşama aşama bunu anladım. En son hadis nasıl nakledecek onu ben merak ediyordum. Tabii bu biraz birçoklarına ağır gelebilir. Onun için isterseniz girmeyelim. Bu ağır olabilir. Çünkü çarşıda pazarda şeytan şeklinde gezenleri tarif edersek belki herkes kaldıramayabilir. Hocam şimdi daha çok merak ettiler insanlar. Biraz bence anlatın. Kaldırsınlar ya da kaldırmasın. Hakikati söyleyeceksiniz sonuçta yani. Şimdi ya insan şeytanlar ve cinli şeytanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor şeytanlar. Şeytanın özelliği insanların Allah'a isyan etmesini sağlamaktır. Evet. Çarşıda pazarda şeytan şeklinde görünmesi insanları günaha sokanlar anlamındadır. Tamam, şimdi Yani anladım. Yani açık saçık giyinen kadınları kastediyorsunuz. kadınlardır. Bununla ilgili bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki öyle bir zaman gelecek ki veya ahir zamanda gerçi giyiniktirler kadınlar için söylüyor. Gerçi üstlerinde elbise olacak fakat çıplak görünecekler. Tarif çok nettir bugün. Diyor Yani bu dar kadınlar kıyafetler giydikleri zaman vücut evet hatları belli oluyor, onu söylüyorsunuz. onu söylüyor. İşte o kadınlar diyor cennetin kokusunu da alamayacaklar. İşte o kadınlar insan suretinde görünen şeytanlar gibi tarif edilmiştir. Hocam %90'ı söylediniz şu anda. Evet. Ondan sonra
Peki insan suretine görünüyorlar. Çarşıda pazarda geziyorlar. Aynı tip kadınların televizyonlarda, dini programlarda hadis naklettiğini de bizzat kulaklarımda duyuyorum. Kur'an bile şey yaptılar. Hani şimdi Ha, isim naklediyor. vermeyelim. Vefat eden bir ilahiyatçı profesör vardı bir zamanlar. Bir Evet. bayanla beraber Kur'an şey yapıyorlardı. Bayanın başı açık bir şekilde hatta iki bayanla ayrı ayrı programlar. Ben onları birkaç defa dinlemiştim. Önceden Evet. dinliyordum bunları ben. Tabii Evet. bu kadar çok bilgili değildik o zaman. Hani gitgide daha çok bilgimiz artıyor. Öğreniyoruz sizlerden. İnşallah. Evet. Daha dikkatli oluruz tabii öğrendikçe. Bu işte, Yani hocam. bu işte yani. Yani ahir Yani. zaman fitnesini şu anda fiilen yaşamaktayız. Yani şu anda o zaman televizyonların hepsi istisnasız. Yani belki bir iki tane kanal belki vardır yani sizin dediğiniz şeklinde. Yani Ehl-i Sünnet'e uyan, İslam'a uyan. Yani Evet. ben hani Semerkant var işte. Hani başkaları da vardır da hani bildiğim o var. Evet. Kur'an dinliyoruz işte gündüz bazen de. Evet. O var. Bilmiyorum vardır yani birkaç tane. Onun Yanlış. dışında yok. Yani bugün Genel şey durum. bile hani Flash TV bile şarkı, türkü hani bir hani önceden böyle dinler bir kanaldı. Kanal 7 falan Evet. ilk Evet. başlarda, ilk Evet. başladıklarında hani dikkat ediyorlardı bunlara. Evet. Şimdi artık kimse Evet. dikkat etmiyor. Gitgide Yok, bitti. Olay açılıyorlar bu. gitgide. Hatta transfer Evet. ediyorlar açıkları, daha açıkları transfer ediyorlar. Hani Evet. şeye daha Öyle çok durum bu. genele şimdi reklam kaygısı, para kaygısı, reyting kaygısı işte bu Deccal'ın şeyi rızık Allah'tandır ama biz işte Deccal'dan zannediyoruz rızkı. Yani burada bir ironi Evet. yaptım. Evet. Şimdi Maalesef öyle. ben bir espri yapmıştım. Burada beni dinliyorsa kulakları çınlasın. Almanya'da bir arkadaşı bir yabancı uyruklu isim vermeyeyim bir arkadaş vardı. Arkadaş demeyelim de bir yerden tanışıyoruz. Zangoç işte bir konu olmuştu. Demişti ki ya işte Almanya'da şeytan kilisesi var. İşte 15 bin euro maaş veriyor aylık. 15 bin euro. Evet. İşte hani ben de şaka yaptım. Bu konuyu işte o anlatmıştı bana. Ben de başka bir arkadaşa hani ehli sünnet bir arkadaşa şaka olarak ya iyi para falan dedim. Bana inanılmaz derecede kızdı. Yani haklı olarak dedi yani şaka bile yapma böyle yani. Bunu şaka yapma. Yani taviz vermedi ve hoşuma gitti yani onun o şekilde. Tabii Evet. benim aklımı başıma getirdi yani orada. Hani bunu söylemek istedim yani. Şimdi herkes hata yapabilir sonuç olarak ama işte onun o tavrı güzel bir şey yani. Hani Müslüman o şekilde davranması gerekiyor. Yani taviz vermemesi gerekiyor. Sert. Yani belki tabii biraz kırıldım hani böyle üzüldüm ama sonradan hemen toparladım. Birkaç saniye üzüldüm böyle. Duygusal davrandım ama sonuç olarak haklı. Taviz vermiyor diyor ki şaka bile yapma yani. Yani hemen tövbe et dedi. Hatta ben tövbe ettim. Bakın şaka bile ne kadar tehlikeli bir noktaya götürüyor insanı. Hemen tövbe ettim. Keşke. Çünkü ben anlamadan hani bilmedim. O an insan boş bulunuyor. Şaka yaptığını Evet, zannediyor ama ya yani, evet. yaptığı şeyin ne kadar ciddi olduğunu sonuçta Olabilir. hani biz iman şeyiyle biraz hani hasbelkader hani bakabiliyoruz. Anlayabildim hemen orada çabuk Evet, idrak evet, edebildim evet. onun tavrını. Ama çoğu Evet. insan günümüzde maalesef ki şakayla da olsa dinden Allah korusun yani insan çıkabiliyor ve tövbe de etmediği zaman büyük bir sıkıntı. Ve o zaman Allah'tan Allah'ın merhameti var. Tövbe kapısı açık Allah'tan yani hala. onunla ilgili bir hadis-i şerif söyleyeyim size. Ahir zamanda diyor, kişi sabah mümin olacak, akşama kafir olacak. Akşam mümin olacak, sabaha kafir çıkacak. Evet. Diyor ki ahir zamanda kişi imandan soyulur çıkar da haberi de olmaz. Evet. Yani böyle bunlar var kardeşim. Şimdi Amik Ovası'nda Mehdi Aleyhisselam savaşacak mı? Bu savaş ne zaman başlayacak? Hocam bir soru daha vardı.
Sinan Topaş, hocam 38 yaşındayım. Çok af buyurun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 5 kez rüyamda gördüm. İzmir'de Mehdi Asiye'yi beklememi söyledi ve iradem dışında kendimi İzmir'de buldum. Burada bekliyorum. Yaptığım doğru mu? Doğru. Yani bekliyorsun sen şu anda. Nerede olursan ol, biz de bekliyoruz. O İzmir'de bekliyor, ben de Konya'da bekliyorum. Problem yok. Ben de Ordu'da bekliyorum. Ama Mesele diyor yok. ki Sinan, sıkıntı yok kardeşim. Yani ben hocam bir daha okuyayım da şimdi arkadaşımıza cevap verelim. Diyor ki Sinan, hocam 38 yaşındayım. Çok af buyurun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 5 kez rüyamda gördüm. Olabilir kardeşim, ne mutlu sana. Tamam. İzmir'de Mehdi Aleyhisselam'ı beklememi söyledi. Yani İzmir değil de biraz şimdi kıyamet Problem yok. kilisesi FETÖ, yok yok hocam, hani FETÖ meto kıyamet kilisesi Rahip Johnson falan bir anda aklıma geldi. İzmir Evet. biraz, ama Evet, yani karışık. Allah'ın, her bütün ülkeler Allah'ın ülkesi, bütün Sıkıntı şehirler yok. Allah'ın şehri, sıkıntı yok yani. Evet, beklesin. İzmir'de Herkes beklesin. beklememi söyledi Peygamber Efendimiz. Burada bekliyorum diyor. Sen İzmir'e Sinan, merak ettim. İzmir'e sen işini gücünü bırakıp da İzmir'e rüyadan sonra gittin, orada bekliyor musun? O da olabilir yani. Onu da Yani o yazarsan ayrı. sevinirim. Şeyi hocam bir de sormuş. Bahri Anafor. Bahri Hoca, Amik Ovası'nda Mehdi Aleyhisselam savaşacak mı? Bu savaş ne zaman başlayacak? Şimdi Bahri Hoca genelde soru sormaz. Cevaplar sadece. Soru sorma şeyi hiç yoktur. O cevap şeyindedir. Çünkü canlı yayın yaptık onunla. Ama Evet. size soruyor. Çünkü hani sizin anlatmanızı istiyor. O yorum yapmamış saygısından. Size Evet. anlatmanız için, hani açmak için konuyu sormuş. Amik Tamam. Ovası'nı Mehdi Aleyhisselam savaşacak mı? Bu savaş ne zaman başlayacak? Evet. Şimdi Amik Ovası dediği yer bizim Hatay bölgesidir. Yani, Hatay ve evet. Şam arası o bölgeye Amik Ovası deniyor. Zaten şu anda orası kaynıyor. Dabık. Hadislerde Dabık da var. Dabık da Suriye'de değil mi? O bölge işte şu anda Tamam kaynayan öyle. yer neresi? O Suriye. savaş çoktan başlamış. Doğru. Şu anda orası kaynıyor. Biz zaten Mehdi Azam'ın da ordusunun o bölgede çıkacağına ben şahsen öyle düşünüyorum. Şey diyor ki Hasani Muhammed, İzmir'le bağlantısı var diyor. Doğru diyor. Ama Allah bilir. Bilemeyiz biz. Tabii biz net diye bir şey diyemiyoruz. Yok Hasan, sen valla bilmiyorum nereden çıkartıyorsun bunları da. Yani seninle samimiyetimize dayanarak söylüyorum. Yani bir şey diyemiyorum burada sana. İzmir'le bağlantısını da söylersen sevinirim yani. Ne gibi bağlantısı var onu da yazarsan. Demek ki bir bildiği bir şey var ki söyledi. Olabilir, Hayır, bilmiyoruz. Allah'ın yazdığı kader beni buraya sürükledi. Tamam, eyvallah. Yani Sinan cevap vermiş. Demiş ki Allah'ın yazdığı kader beni buraya sürükledi. Yani rüyasından Olabilir. dolayı değil, kaderden Evet, dolayı gelmiş olabilir. oraya. Şartlar öyle gelişmiş, olabilir. Evet, olabilir. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Fiziki özelliklerini anlatmayacaksınız değil mi hocam? Bilmiyorum fazla. Biliyor musunuz da hani anlatmak istemiyorsunuz? Yani dediğim Çünkü Mehdi gibidir. ile Hani ilgili bir mesela kitap yazdınız ya, fiziki özellikleri mutlaka hadislerden fizik falan. özelliklerini bahsetmedim. Ondan bahsetmedim. Ama hadislerde araştırırken bu, görmüşsünüzdür mutlaka. Tabii görüyorum ama dediğim gibi hani mesela sakalı seyrek diyor. Ama sakalı seyrek net bize bir şey yani o şahsı Mehdi etmiyor yani. Onun için. Ben Sakalı net sık diye ölçülerden biliyorum gitmeyi ben de. seviyorum. Evet. Şahsi işte bilemiyorum. Saçları sık mı? Gür mü? Alnı açık olduğunu biliyorum da. Ben o branşım değil. Dabbedulars meselesi sormuş Hasan Evet, o Muhammed. biraz evet, Dabbetül Arz meselesi biraz karışık mesele. Yani o konuda Bediüzzaman Hazretleri güzel yorum yapmıştır. Dabbe demek biliyorsun bir hayvan ifadesi var orada. İnsanların kemiklerine yerleşeceğinden işaret ile bunun bir mikrop şekli, Soner hatta AIDS Yazıcı. olma.
Yukarıda bir soru sormuş Soner Yazıcı, onu sormadınız diyor. Bir bakayım ya Soner Yazıcı, kusura bakma. Hoca ile şeyini bozmamak için. Sayın hocam, öğrenciniz Soner. Bir sorum olacak. Tüm dünyada özellikle çocuklar ve mazlum halk çok zulüm görüyor. Biz Evet. izliyoruz sadece, oturduğumuz yerden dua ediyoruz. Allah'ın yardım et ve yavrularımıza devamı var. Dua ediyoruz. Allah'ım, bir dakika, devamı var. Yardım et diyoruz ve içimiz sızlıyor. Kendimizi suçlu hissediyorum. Bu konuda ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi kendisini suçlu hissetmekten ziyade acıma şeklinde olacak. Tabii orada Müslümanlar sıkıntı görürken elbette ki biz acıyacağız ve dua edeceğiz. Bu bize ait bölümdür. Tabii üzülmek Ancak normal, doğal bir şey yani. Güzel bir şey üzülmek. üzüleceksin ve dua edeceksin. Bu bize ait bölümdür. Yani Müslümanların bugün yapacağı odur. Ancak devletlerin ise, İslam devletlerinin ise bu zulümleri güç kullanarak durdurmaları gerekiyor. O devletlere ait bir vazifedir. Ama Biz devlete ait durdurmuyorlar. vazife ya. Ama onlar da buna ilgilenmiyor. Geçen de söylemiştik. Müslümanların en birinci vazifesi başlarına bir baş seçmektir. Biz bugün çektiğimiz sıkıntıların tamamı bu başsızlıktan kaynaklanıyor. Bir gün bile başsız olmak yanlıştır, suçtur. Biz alemi İslam olarak 100 seneye yakındır bu suçu işliyoruz. Bedeli de işte bu. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hazreti Mehdi Eda Bediüzzaman olayın döneminde mi diye sormuş Bahri. Hazreti Mehdi döneminde mi Dabbetül Arz olayı diyor. Dabbetül Hocam bir Arz. konusunu belki bilmeyebilirsiniz de. Evet, Dabbetül Arz meselesi Risale-i Nur'da Üst Bediüzzaman Hazretleri'nden şu şekilde ifade edilmiş. Bu bir nev ifadesinde. Yani kocaman bir hayvan çıkıp da herkese mühür basacak şeklinde değildir. Tabii. Belki AIDS gibi bir mikrop olabilir. Gayrimüslimlerde yayılır. O gayrimeşru ilişkiler ile yayılır. Dolayısıyla onları ortaya çıkarmış şeklinde olabilir. Bu bir tevildir. Şey de olabilir. Bu internetin şeyi 3 tane W 666 aynı zamanda. Deccal'ın da işareti deniliyor buna. Şey hani İnternette, sosyal medyada biz yani amel defteri gibi neredeyse sosyal medya. Evet. Yani kimin münafık, kimin kafir, kimin işte mümin olduğunu neredeyse biz sosyal medyadan anlıyoruz. Instagram'dan, Twitter'dan Anlaşılır. baktığımız zaman Mümkün. anlaşılıyor. Dolayısıyla Evet. dabbediyorlar, o da olabilir. Hani bu bir tabii yorum. Hani Ya, olabilir diyorum yani zaten. Hani kesinlikle bilemeyiz tabii. diyemeyiz. Ama yani şey olabilir yani. Çünkü niye hocam? Hani şey olarak, yorum olarak söylüyorum. Çünkü niye? Amel defteri gibi yani adam işte lüks yiyeceklerini paylaşıyor, barra gidiyor onu paylaşıyor. Şimdi ötekisi de namaz kılarken paylaşıyor. Kimisi de Evet. işte kapalı olduğunu paylaşıyor, kimisi açık olduğunu paylaşıyor. Yani herkesin kimin münafık, kimin işte kafir, kimin ne olduğu aslında az Evet. çok tahmin edilebiliyor. Dolayısıyla bu da Doğru. damgayı vuruyor aslında Facebook, Twitter. Şimdi biz O da de canlı olabilir yayında Seyit. damgayı yiyoruz biz de şu anda. Yani mümin, Ya işte Müslüman. o biz. Yandık. Hocam yandık. Yandık, eyvah. Tehlikedeyiz. Çünkü Müslüman, biliyorsunuz hocam her şey olabilirsiniz. Yani her şey olmak kolay. Ama Müslüman olmak hani zor. Ben Evet. bunu işte 2005 yıllarında diyordum ki bu ülkede hani diyordum şeylerle, Kemalistlerle tartışırken her şey olabilirsiniz. Onlara şey yapmak için hani alt etmek için fikir Evet. olarak işte sayıyordum. İşte bütün kötü şeyleri sayıyordum işte. O olabilirsiniz, bu olabilirsiniz. İşte satıcı olabilirsiniz, bilmem ne olabilirsiniz. Kadın pazarlayıcısı falan Her şey sayıyordum. var. Hani her şey olabilirsiniz ama bir tek şey olamazsınız. Müslüman Evet. olamazsınız. Evet. Diğer her Evet. şey olabilirsiniz. Ben böyle anlatıyordum onlara. Hani böyle Evet. çarpıcı kelimeler, vurucu böyle kelimelerle Evet. anlatıyordum o zaman. Şimdi o Sizin geldi aklıma da. yaşınız kaç bilmiyorum da ben 61 40, yaşındayım. 47. 47 yaşındayım. Çocukluğumuzda şöyle haberler duyardık. Radyodan dinlerdik yani. Mesela işte falan filan şahıslar yakalandı. Peki suçları ne? Anayasal düzeni yıkıp yerine şeriata dayalı, dine dayalı devlet kurmaya çalışmak.
Cezası neydi? Cezası idam. Bir daha söyleyeyim mi? Şöyle bakayım. Çocukluğumuzda haberlerde dinliyorduk. Diyorlardı ki işte şu adamlar yakalandı. Suçları da anayasal düzeni yıkıp yerine dine dayalı devlet kurmaya çalışmak. Cezası neydi? İdam. Müslüman olmanın cezası idam. İdam, evet. Şimdi bir saniye. Hocam, Mehdi Aleyhisselam bir çatal vadide cihat ederken görüyorum. Bir de İran, Türkiye, Suriye üçgeninde sıkılan mermiler onlara çarpıyor ve perçin gibi ezilip dökülüyor, demiş Sinan Topaş. Ya, bunu pek anlayamadık. Bahri de diyor ki, Bahri hoca bugün enteresan sorular soruyor. Dört eşe kadar evlilik olacak mı zamanında? Bahri hoca, herhalde sen bekarsın. Metti zamanında dört eşe kadar evlilik olacak mı diyor. Mehdi zamanında Kur'an tatbik edilecek mi? Evet. Edilecek. Peki Kur'an'da dört evliliğe kadar izin var mı? Var. Evet. Demek ki Öyleyse olacak. olacak. Açık. Ama buna işte kadınlar ne diyecek işte? Ne derlerse desinler. Müslümansa ya Müslüman ne demekti? Allah'ın emrine teslim olan demek. Allah Yani müsaade etmişse itiraz olmayacak. hocam, yer değiştiriyorum ben izninizle. Bu Tamam. arada diğer Tamam. soruyu ne demiştik? Siz devam edin hocam, ben yer değiştiriyorum da. Mesele yoktur. Yani Oda, Kur'an'da odadan ne odaya var geçiyorum. ise Mehdi Azam onu tatbik edecek. Yani ekstra bizim bilmediğimiz yeni bir şey getirmeyecek. Evet. Kur'an'da ne varsa o. Arkadaşlar, güzel sorular var. Başka sorusu olan var mı? Can alıcı sorular bekliyorum sizden. Şöyle güzel sorular, çarpıcı sorular. Yani varsa sorularınızı alalım. Hazır hocamızı bulmuşken. Güzel de bugün de formda hocam, güzel anlatıyor. Dün de formdaydı. Elhamdülillah. Deccal konusu Elhamdülillah. da çok güzel anlattı. Maşallah hocam. Konulara bayağı vakıfsınız hocam. Yani Elhamdülillah. hemen hemen bütün Elhamdülillah. sorulara cevap verdiniz. Bir Elhamdülillah. soru daha var herhalde, ona da bakalım. Hocam, bu durum Kemalistlerin gözünden böyle Amerika'da Müslümanlara saygı var. He. Diyor ki Anlayamadım. bu durum şey diyor. Bu durum diyor Kemalistlerin gözünde böyle. Amerika'da Müslümanlara saygı var diyor. Ama Ramazan, Amerika'da da Müslümanlara saygı yok ki. Zenciler eziliyor orada da. Ya Yani. şimdi bazı şeyleri karıştırıyorlar. Şimdi ben Fransa'ya sık gidip geliyorum. Oralarda da camiler var. Namaz kılınıyor. Oruç tutuluyor. Bu İslam'ın sadece bir bölümüdür. Ama biz Kur'an'ın tatbiki deyince sadece namaz, oruç değil bir sürü hükümler var. İşte yani kafir ülkeleri ibadet bölümüne bir şey demiyorlar. Ama İslam'ın hükümlerine derhal karşı çıkarlar. Şimdi sorulara bakayım. Tamam. Hazreti Mehdi'nin karargahı nerede olacak? Şimdi bu değişebilir ama ilk karargahının Kudüs civarında olmasını tahmin ediyorum. Ben de size bir tane karargahını söyleyeyim. Guta. Suriye'de Guta'da olacak Olabilir. karargah. Yani o bölgeden bekliyoruz zaten yani. Çünkü ben hadiste okudum. Hadiste diyor ki Guta Mehdi'nin karargahı olacak. İslam'ın Evet. zaten Suriye olması da mantıklı. Çünkü Suriye'de savaş Mantıklı. mantıklı Evet. yani. Guta çünkü Mantıklı. hadislerde geçiyor. Tabii Ben Suriye dikkatimi deyince buna çekmiştim. Kudüs'e kadar o bölgenin tamamını Tabii içine tabii alır tabii yani. aynen. Onun sözü Kur'an'dır demiş Sinan. Doğru söylemiş Sinan Topaş. Mehdi Amerika'ya saldıracak mı ilk etapta, yoksa ilk bu tarafa mı saldıracak? Yok, ilk Şimdi bu benim taraflar mı? güzel bir soru sormuş aslında. Güzel, evet, Şimdi güzel. Mehdi Bahri Azam Hoca sormuş. eğer Orta Yok, Doğu'da Bahri çıkarsa Hoca eğer sormuş. tabii bir anda her tarafı fethedecek değil, yavaş yavaş fethedecektir. Mehdi Azam zamanında
Avrupa'yı da, yani Hristiyan ülkelerini de cizyeye bağlayacaktır. Yani Mehdi Vergiye Azam bağlı. döneminde cizyeye bağlayacak, vergiye bağlayacaktır. İsa Aleyhisselam geldiği zaman cizyeyi kaldıracaktır. Yani Hristiyan ülkelerine diyecek ki ya İslam'ı kabul edersiniz yahut da sizinle savaşırım diyecek. Mehdi Azam da ise onların devam etmesine müsaade edilecek vergi verme şartıyla. Amerika ise büyük deccal olmak hasebiyle Mehdi Azam döneminde henüz devam edecektir. Amerika büyük deccal olarak İsa Aleyhisselam zamanında öldürülecektir. Şimdi ben bir hadiste denk gelmiştim. Daha önce, çok öncesinden çok duymuştum bunun. Dedemden de duymuştum. Bir Almanya'daki arkadaş da tekrar söyledi bana. Diyor ki hadiste iki büyük ağadan bir tanesi Müslüman olacak Batı'da. Bir tanesi, bu ben tahminim söylüyorum, Amerika, bir tanesi de Almanya. Ama Amerika'nın daha geç sanki Müslüman olacakmış gibi geliyor. Daha yakın Almanya belki olabilir. Daha yakın Olabilir. tarihte Yani olabilir. onlar da Çünkü hadiste onların da var. İsa Aleyhisselam zamanında Müslüman olacaklar anlaşılıyor. Çünkü Evet. Mehdi Azam zamanında cizyeye bağlanacaklar. Cizyeyi Şey diyor kaldıracak ki, olan İsa Aleyhisselam. Bahri Hoca diyor ki Hazreti Mehdi Tayyip Erdoğan'la bağlantısı bir şahısımız olacak. Şöyle olabilir. Şu anda biliyorsunuz artık gittikçe yumuşama dönemine girdik eski zamanlara göre. Bu o döneme bir hazırlık dönemi olarak düşünülebilir. Bir Yani geçiş Tayyip dönemi olarak Erdoğan düşünülebilir. bir ön açıcı, bir Mehdi'ye zemin hazırlayan bir hazırlık dönemi Zemin hazırlığı olabilir. olarak söylenebilir. Söylenebilir. Evet. Allahu alem tabi, Allah bilir doğrusunu. Tabii Soru, tabii. Hazreti Tabii ki. Mehdi'ye Müslüman İseviler nasıl biat edecekler? Hazreti Mehdi'ye Müslüman İseviler nasıl biat edecekler? Yani Hristiyanlar nasıl biat edecekler Hazreti Mehdi'ye? Şimdi İsa zamanında demişti zaten. Buyurun hocam. yani o Müslüman İseviler dedikleri hani o hurafatten temizlenen Hristiyanlık Kur'an'a inkılap edeceği bir vaziyete geldiği zaman yani artık onlar İslam'a girmek üzereyken İsa Aleyhisselam gelecek zaten. Onların başına gelecek ve Kur'an'a tabi olacaklar. Yani Kur'an'a uyacaklar. Ben bir arkadaşla görüşüyorum da hocam Almanya'da şey dedi bana Hazreti Mehdi dedi Kur'an'la hani şey var ya Kur'an'la hükmedecek, Kur'an'ı şey yapacak. Evet. O dedi Almanya'da mesela Kur'an'ı şey yaparken hani Kur'an anlatılırken mesela Almanya örneğini vermişti o da. Bunu genişletebiliriz yani. Yani Almanlar ya da işte başka Avrupa ülkesi de olabilir bu. İkiye bölünecekler dedi. Yani bir kendi aralarında kavga edecekler. Kimisi Müslümanlığı savunacak, kimisi de Hristiyanlığı. Yani şunu demek istiyor. Şimdi hakikat yavaş yavaş hocam biliyorsunuz dünya Müslümanlaşmaya aslında başladı çok uzun Evet, yıllardan beri. Hazreti evet, şeyin Muhammed Ali'den yani beri hızlandı aslında. Gitgide hızlanıyor. evet. Yani çok Evet. Müslüman olan biliyorsunuz Hristiyanlar çok var. Evet. Çok Çok var. inanılmaz derecede Amerika'da her yer, dünyanın her yerinde Müslüman yani acayip hızlı bir şekilde Müslümanlaşıyor aslında Evet. dünya. Hem nüfus Evet. olarak da Müslümanlar Evet. artıyor biliyorsunuz hocam. Onlar da onu yapmıyor çünkü. Şimdi dolayısıyla yani Mehdiyet şeyden de batıdan da geliyor. Yani batıdan da Destek geliyor. gelecek tabii. Geliyor yani Vakit geliyor. batıdan da geliyor. Bir de şey de baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in hayatına şey var. İki Ömer'den bir tanesinin Müslüman olması ile ilgili şey var. Duası var. Peygamber Evet. Efendimiz'in. Biliyor musunuz bunu hocam? Biliyorum. İşte Hazreti Ömer Müslüman oluyor. Ötekisi işte en büyük şey vardı ya neydi onun adı? Ebu Ebu Süfyan Cehil, mıydı? Ebu Cehil. Ha, Ebu Ebu Cehil. Cehil. Ebu Cehil ismi de Ömer değil mi hocam? O O da Ömer'di. İsmi olmuyor. Ömer. Evet, o olmuyor ama Hazreti Ömer oluyor. Yani güçlü bir şimdi şöyle
Arkadaşın dedi, o Almanya'daki arkadaşın dedi, çok mantıklı, çok akla uygun. Bir de şeye de uyuyor, hadise de uyuyor. Yani Hazreti Ömer nasıl Müslüman oldu? Yani Batıların Evet. içinde güçlü karakterler, akil Evet. insanlar Müslüman olmaya başladıktan sonra daha da hızlanacak. Yani onlar kendi Elbet. aralarında diyecekler ki, bir kısmı Müslüman olacak. Diyecekler ki, ya bugüne kadar bizi kandırdınız siz, diyecekler Yahudilere. Evet. Siz bizi, Tabii. peygamberimizi de öldürdünüz ama biz uyuduk, hani bizi kandırdınız, aldattınız. Meğersem hakikat İslam'mış yani. Allah Evet. tekmiş diyecekler. Uyanacaklar bir kısmı. Bunların Mümkün. içinde Mümkün. Ömerler de olacak tabii ki. Doğal Mümkün. olarak. Tabii tabii. Peygamber Efendi Tabii tabii yani mümkün. güçlü karakterler olacak. Yani belki liderler Yani olacak. Belki şeyler olacak. şunu Başkan da diyebilirim. olacak. Belki milletvekilleri. Yani Cenab-ı Hak Mehdi Azam dönemiyle bütün dünyada İslam'ın hükmetmesini murad ettiyse artık o sebepleri de zaten hazırlıyordur. Halk eder sebepleri. Bu dönem olacaktır. Bize düşen budur. Anlayacağımız Evet. budur yani. Olacak. Aynen. Olacak. Kur'an-ı Ama Kerim'de, evet, dinliyorum hocam, pardon. Devam et. bütün dünyada İslam'ın hakim olduğu dönem İsa Aleyhisselam dönemidir. Mehdi Azam Evet. döneminde bak Hristiyanlar devam ediyorlar cizyeye bağlı olarak. İsa Aleyhisselam döneminde cizye mizye yok, tamamen Kur'an hakim olacak. Kesin. Hocam, Kur'an'da diyor, bütün ilim Kur'an'ın bütün ilmi ona bir gecede verilecek. Rabbi zikni ilma Kur'an'ı zuhurundan önce bilmiyordu. Kur'an'ı diyor bir gecede ilmini verecek Allah. Öyle bir hadis var ya, bir gecede onu Var. istedik. Bir gece onu kemale erdirecek manasındadır. Şimdi burada bu sebeplerin haricinde Cenab-ı Hak kudretiyle onu şimdi mesela en büyük Hocam bir müçtehit burada olması enteresan bir şey de var. Siz devam edin, ben bir şey ekleyeceğim burada. şimdi Mehdi Azam yani bizim gibi sıradan bir insan olmayacak elbette. Çok zeki de olacak, efendim müçtehit olacak, efendim büyük bir komutan olacak, dünya çapında bir insandır. Cenab-ı Hak ona o kabiliyetleri verecektir. Nasıl verecekleri sormak gerekmez. Evet, şey de diyor ki Bahri hoca, Hazreti Mehdi bir gecede nasıl ise olacak? İslah'tan kasıt nedir? Kasıt nedir diyor. Islah'tan kasıt nedir? İlmini, işte Kur'an'ın ilmini bir gecede öğretecek Allah Tabii onu. ilmi. O Ama anlamdadır. şimdi ben hocam, burada çok enteresan bir şey geldi aklıma. Peygamber Efendimiz ümmi, okuma Evet. yazma bilmiyor. Yani bir mucizesi de bu. O zaman Evet. şu geliyor aklıma benim, bir gecede ıslah edeceğine göre demek ki Ona Peygamber bekliyorlar. Efendimiz'e çok benziyor. Yani anlatabildim mi? Yani Şu, Peygamber yani o Efendimiz'e neredeyse birebir benziyor. Neredeyse yani hayatı birebir benziyor. Çok enteresan. Mehdi Azam'ın ilmi yani bir yerlerde tahsil görerek değil. Vehbi olarak bir anda olacak. Aynı Peygamber Efendimiz gibi. Nasıl Kur'an Evet. Kadir gecesinde, yani tabii 23 senede indi, o ayrı, ama Kadir Evet. gecesinde bütün olarak indi, biliyorsunuz değil mi Evet. hocam? Evet. Yani Kadir gecesinde hem bütün olarak indi, hem de hani 23 yılda şey oluyor, sayfa sayfa, hani ayet Ayet ayet, ayet indi. tabii Evet, o 23 konuda yılda. biraz Ama farklı fikirler var. Kadir gecesinde bütün olarak indi. Bir bütün olarak inme var, sonra Yani ayet ayet aslında inmesi var. tabii işte aslında Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz'in işte bu Mehdi olayı, hani bir gecede ıslah olma olayı, belki de hani Allahu Alem, belki orada Evet. anlatılan şey o olabilir hocam. Yani şey anlamında, Bu şimdi şu aklıma demek, geldiği için Beytullah söylüyorum. Bey. Şimdi ilim, iki türlü ilim var. Birisine kesbi ilim, birisine vehbi Kesbi, vehbi. ilim deniyor. Tamam. Tabii, şimdi Mehdi Azam'ın ilmi çalışmayla değil. Çünkü çalışmayla olsa herkes olur. Allah vergisi bir ilimdir. İlmi ledun gibi yani. Evet, öğretir. Odur, o manada yani. Tabii. Dur, Hazreti Mehdi aranarak bulunabilir mi? Hazreti Mehdi aranarak bulunabilir mi diye sormuş Yani Bahri Hocam. mümkün de bizim gibi olanlar şartların oluşup ortaya çıkmasını beklese daha iyi olur. Şeyi biz Deccal konusunu işlerken alnında kafir yazacak şeyini konuştuk mu?
konuştuk da belki tam anlaşılmamış olabilir. Yani bu bizim bildiğimiz yazı değil. Ha, onu Çünkü konuşmuştuk, doğru. Peygamberimizden bunun iman nuruyla okunacak bir yazı olduğunu söylemiştir. Okuma yazma bilse bilmese okuyabileceğini söylemiştir. Biz Ha, siz buradan şunu çok güzel anlıyoruz. anlatmışsınız. Tamam, doğru. Kalbi hareketinden anlaşılacak kafir olduğu. Yani hilafeti kaldırdığından anlayacağız onun kafir olduğunu. Mesela zinayı serbest ettiğinden anlayacaksın. Kadınlar açıp saçtığından anlayacaksın. Kur'an'ı kaldırdığından anlayacaksın yani. Ya hocam var ya, yani ben bazı şeyleri zaten hani çok uzun zamandır bunları hani konuşuyoruz, biliyoruz, anlatıyoruz da yani çok acayip şeyler var ya. Yani inanamıyor insan yani. Peki hocam, bu deccallar diyelim biz yine de. Yani bu deccallar bu kadar olay yapıyorlar. Bu millet, Müslüman millet yani hiç mi itiraz etmiyor? Nasıl oluyor bu? Nasıl, basiret mi bağlanıyor? Yani Çok Allah'ın iyi bir söyledin. kaderi ya, basiret mi, Çok önemli bir feraset şey. mi? Çok önemli. Çok Yani bir önemli tane bir şey taş söylüyorsun. atılmamış ya. Ya yani Menderes Şimdi asılıyor, bir taş atılmıyor. Yani hilafet gidiyor, hiçbir kimse cıkını çıkarmıyor. Yani karşı taraf ne yaptı yani? Masaya yumruğunu vurdu. Böyle olacak lan mı dedi. Ki demiştir de ya yani de. bir de bugünün insanı bugünden diyor ki bir de iyi yaptı diyor. Estağfirullah. Nasıl diyebiliyorsun ya? Nasıl Hocam diyebiliyorsun? demek ki beyinler dumura uğramış. Yani beyin falan Evet. kalmamış insanlarda. Yani Şimdi bu Allah muhafaza, mühürlenmiş o zaman yani şöyle kalp. söyleyeyim. Ya ben hocam özür dileyerek söylüyorum. Kusura bakmayın ya. Benim gibi suçlu günahkar, kendimi söylüyorum. Hani suçlu Evet. günahkar, ben bunu algılayabiliyorum. Yani bu nasıl Onu da oluyor yani, söyleyecektim. insanlar nasıl Onu da söyleyeceğim. algılayamıyor? Nasıl göremiyorlar ya? Fethullah Bey söyleyeyim. Şimdi insan ve her şeyin iki yönü vardır. Bir maddi yönü, bir manevi yönü vardır. Her şeyin. Yani mesela bir elmayı aldığınız zaman bunun işte vitamini, minerali vesaire bir maddi tarafı vardır. Bir de helaldir, haramdır vesaire manevi tarafı vardır. Her şeyde iki yön vardır. Şimdi insanın da iki yönü vardır. Bir maddi bu vücudu, gözü, kulağı, eli, ayağı, kalbi maddi tarafı var. Bir de manevi tarafı vardır. İnsanın manevi tarafında da gözü, kulağı, dili, kalbi vardır. Şimdi eğer insan maddi kalbi ölürse gözü de ölür, kulağı da ölür. Yani bir adamın kalbi durduğu zaman artık gözü görmez. Kulağı da işitmez. Öyle değil midir? Evet. Bir de manevi kalp vardır. O da imansız olursa ölür. Bir adamda iman olmazsa manevi kalp ölür. Evet. Manevi kalp öldüğü zaman hakikati görmesi gereken göz görmez. Kulak hakikati duymaz. Dil hakikati konuşmaz. Şimdi hocam çok önemli bir soru soracağım size. Arkadaşlar bu arada sorusu olanlar biriktirsin sorularını. Hocam çok önemli bir şey soracağım size. Çok can Buyurun. alıcı bir şey soracağım. Çünkü çok önemli bir konuyu konuşuyoruz biz şu anda. Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Evet. Şimdi ben kendimden örnek vermek istiyorum. Örnek olsun diye. Hocam Evet. ben 25 yaşına kadar, hani üstü kapalı söyleyeceğim. Açık, çok açık konuşacağım. Siz de anlayacak, buradaki herkes anlayacak da hani hukuken bir suç iş olmayacak yani ben konuşmam. Yani çok açık konuşacağım ama kapalı konuşacağım yani. Şimdi ben 25 yaşına kadar hocam Deccal'ı savunan bir insandım. Tamam. Deccal'ı savunan bir insandım. Yani şimdi baktığımda münafıktım. Yani münafık mı denilebilir mi bilmiyorum da. Yani Yani münafıklık değil. değil mi? Ama onu savunuyordum. Savunuyordum. Yani deccalistim ben, deccalist. 25 yaşına kadar. Evet. Sonra ben işte bir çevreler gelişti. Bir Arap arkadaşım oldu, bir Boşnak arkadaşım oldu, bir Arnavut arkadaşım oldu. Dediler ki ya sen hani deccalistsin dediler bana. Deccalistsin sen. Dedim ki ya işte yok, o işte şöyle büyük birisi işte modernizm getirdi, çağdaşlık işte falan filan. İşte üç boyutlu televizyonlar falan yoktu o zaman da.
Hani dediler ki işte yok sen yanlış biliyorsun. Ben o zaman yine anlamamıştım. Ben ne zaman ki işte kitap okumaya başladım, araştırmaya başladım. Bayağı bir zaman sonra yani 25 yaşından sonra yani. Demek ki daha önce 20-15 belki o çocuklarla tanıştım işte Arnavut, Boşnak falan. Yavaş yavaş kendi kendime buldum hocam. Hani Hazreti İbrahim'in güneşe bakıyor, Tanrı zannediyor, aya bakıyor. Ya, münafıklık değil o herhalde hocam. Ama ben Yok değil. şimdi görüyorum kendimi o kadar ben kendimi bir şey zannediyorum ki. Yani şöyle anlatayım. Yani sanki hidayete ulaşmış gibi hissediyorum hocam. O Bak ne zaman. demek istediğimi tabii. Ya şimdi de baktığımda kendimi böyle çok önemsiyorum. Çok değer veriyorum kendime. Neden diyeceksiniz? Örnek olsun diye söylüyorum insanlar hocam. Kendime örnek olayım diye söylüyorum. Niye ben kendimi değerli hissediyorum biliyor musunuz hocam? Ya Allah muhafaza. Ya ben hidayete ulaşmışım ki Allah beni sevmiş ki bana gerçeği göstermiş. Ya benim de kalbim mühürlü olarak ben devam etseydim yaşamaya. Yani o Bilemiyorum. zaman ya bak yani şu anda duygulandım. Yani ağlama durumuna geldim. Tekrar kendimi toparladım. Yani duygulanıyorum hocam. Yani gerçekten hani duygulanıyorum. Yani ben şimdi bu Türkiye'de yaşayan gençleri, çocukları düşünüyorum. Aileleri Ya namaz kılmayan, annesi babası namaz kılmayan. Ya şimdi dedeler de ölüyor. Babaanneler, anneanneler de ölüyor hocam. Hani sizin gibi insanlar da yaşlanıyor. Ben de yaşlanıyorum. Şimdi ben çocuğumuz, çoluğumuz, torunlarımız sizin de belki vardır. Allah bağışlasın varsa. Şimdi aynen. Şimdi hocam yani üzülüyorum. Yani bakıyorum ama benim üzülmem espri yapayım burada. İmam oldu diyor ya ben üzülüyorum. Onun gibi değil yani üzülmem. Espri yapayım burada. Yani Üzülmemek üzülüyorum, mümkün değil üzülüyorum. zaten. Üzülüyorum falan diyor ya televizyonda. Onun gibi değil yani. Kalbim kırılıyor, üzülüyorum. Yazık Yani oluyor. Yazık oluyor. evet, Yazık oluyor. gerçekten hocam çok acınacak yani çok acınacak bir durumdayız hocam. Yani Zaten şöyle bir 2020'lerde hadise var. geliyoruz. İnanılmaz bir şey bu Yani yani. Çok büyük bir acı. bugün İslam'a hizmet etmenin aslında yapılacak formül şu. Bir kişinin daha imanı kurtulsun diye uğraşmaktır. Ben bugünün hizmetini böyle görüyorum. Bir kişi daha kurtulsun diye gayret etmek lazım. Evet, kesinlikle hocam. Yani o yüzden bu arkadaşlar, bu yorumlarınız, bu sorularınız, hocamızın bu anlatması, yani bunlar gerçekten önemli işler. Bunu belki biz şu anda belki idrak edemeyebiliriz, belki anlamayabiliriz ama gerçekten bir de bunu uzun yıllardır yapıyorsunuz, değil mi hocam, Selahattin abi? Uzun zamandır böylesiniz, değil mi siz? Yani ne kadar Çocukluğumdan zamandır? beri. Yani Çocukluğumdan beri. maşallah. Ne mutlu size. Ya ben ama Elhamdülillah. şöyle bir şey hocam. Şimdi ben sonradan hani farkına varanlarda da hani siz çok eski hani bir şeyiniz var, sermayeniz var. Elhamdülillah. Ama ben sonradan hani zengin olmuşum ama neredeyse sizinle aynı seviyeye gelmiş gibi hissediyorum. Şu an yanlış anlaşılmasın söylediğim. Şimdi sonradan zengin olanlar hocam daha farklı oluyorlar. Çünkü o hayal kırıklığı, o insanların imanı daha da pekiştiriyor. Şimdi siz şanslısınız. Yani belki çocukluktan beri yani çok büyük bir şans bu hocam. Gerçekten bir nimet yani. Ama sonradan hazineyi bulanlar, sonradan zengin olanlar, manevi anlamda Belki onlar daha söylüyorum. çok kıymetini İman. biliyorlar yani. İşte o zaman gerçekten çok önemli oluyor, değerli oluyor yani gerçekten. Elbette, Ya elbette, iman elbette. hocam katılır mısınız bu söylediğime? İman Kur'an'da da zaten ben Kur'an okuyorum yani hala da okuyorum da. Yani okudum diyemem tabii Kur'an okunmaz. Okuyorum denir Kur'an. Çünkü Kur'an bitmez yani tükenmez. Şimdi Kur'an'ı okudukça görüyorum ki yani Kur'an'da %51 diyeyim ben yine hani de belki daha fazla. En önemli konu en birinci konu iman konusu hocam. Elbette. İman Odur konusu. zaten. Esas odur. Esas odur. Yani bütün bakın ayetlere bakıyorum. Bütün ayetlere önce diyor ki iman ederseniz diyor. Yani sanki böyle İman yok. iman ettiğiniz zaman sanki %50
hani yanlış anlaşılmasın Tabii. söylediğim de Tabii. %50 cennete girdiniz gibi bir şey Bak. anlıyorum ben. Hani Kur'an'dan öyle Öyledir. anlıyorum. Yani Öyledir. iman sanki neredeyse yani Allah diyor ki bana iman Esas et, o. tamam bitti işin diyor yani senin. Yani yanlış Esas odur. anlaşılmasın söylediğim de. Yo, esas odur. Ya o kadar Yani önemli ki yani altını çizmek istiyorum bu konu. Çok önemli hocam şöyle bir şey iman. var. Şimdi kardeşim, yarın ahirete gideceğiz hep beraber. Ya, ahirette gidilecek İnşallah iki yer komşu var. oluruz hocam. İnşallah. Ahirette gidilecek iki yer var kardeşim. Birisi cennet, birisi cehennemdir. İman edenler eninde sonunda cennete ulaşacaktır. İmanı olmayanlar ise asla cennete giremeyecektir. Asla. Şimdi hocam bir de Selahattin abi bir de şöyle bir şey var. Bu yani Allah'la olan bizim ilişkimiz aslında bir sevgili bir dostluk ilişkisi. Yani biz şimdi nasıl beşeri hayatta mesela arkadaşlarımız, dostumuz, sevdiklerimiz var. Allah da iman edenleri seviyor. Ben şöyle düşünüyorum yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum da ya Allah sevdiğini nasıl yakmaz ki yani bence. Yani yakmaz yani. Ya iman zerre kadar Bir hocam ayrı yanlış söyleyeyim. anlaşılmasın söylediğim de yanlış anlaşılmasın söylediğim de hani sanki kendimizi kurtarmaya çalışıyormuş gibi anlaşılmasın da ya zerre kadar imanı olan bir insanı ya iman Allah'a imanı var o insanın. Yani Allah onu ben hani Niye yaksın? dostunu sevgilisi niye yaksın diye Bir düşünüyorum. ayet Yanlış mı söyleyeyim. düşünüyorum? Acaba günaha Bir ayet girmiyorum değil mi böyle söylüyorum. söylerken? Ayet söylüyorum. Şimdi Cenab-ı Buyurun. Hak diyor ki ayet-i kerimede, eğer siz iman eder, şükür ederseniz, iman edip şükür ederseniz size niye azap etsin? Ayet bu ha. Bir daha söylüyorum. Eğer siz iman edip şükür ederseniz Allah size niye azap etsin? Evet. Evet. Bu kadar. Yani Bir de hocam şimdi ben Maun suresini biliyorsunuz değil mi? Yani bilirsiniz yani Maun evet. suresini. Hani iyi bilirsiniz o Evet. anlamda söyledim. Şimdi Maun suresi şimdi isim vermeyelim. Hani ölünün arkasından konuşmak gibi olmasın da bir profesör televizyonda diyelim öyle diyelim. Maun suresi işte o alçaklar o takla atanlar falan filan biraz da böyle hani şey yaparak sakız gibi uzatarak falan o süreyi bayağı bir Müslümanların kafasını karıştırdı. Evet. Yani karıştırdı yani. Şimdi sanki böyle namaz kılmak kötü bir şeymiş gibi. İşte tarikatlara, cemaatlere çatmalar, bilmem neler falan filan hocam. Şimdi ben de o dönemde benim en iştahlı olduğum dönem böyle. Facebook daha yeni açılmış işte 2005'ler falan. Dedim ki ya bu Maun suresini benim anlamam lazım. Yani bu Maun Evet. suresi ne anlatıyor? Ben hocam kendim hasbelkader bu fakir bir araştırdım. Dedim ya burada bu hoca profesör, koskocaman ilahiyat profesörü. Bakın hocam Evet. koskocaman. O hani daha ben onun yanında sinek gibiyim yani ilim anlamında. Koskoca profesör, mealler yazmış falan filan. Şimdi bir baktım ki hocam yani Mekke'de inmiş o sure Mekke'de inmiş. Bir bunu Evet. öğrendim bakın. Bu çok Evet. önemli bir şey. Yani şimdi bir şeyi de anlatacağım ben bununla beraber. Mekke'de inmiş. İkincisi Ebu Cehil'e inmiş sure. Bir Kur'an mealinde Evet. tefsirinde ben bunu parantez içinde gördüm. Hı. Ondan sonra Ebu Cehil namaz kılıyor. Hocam namaz kılıyor ve işte namaz kılarken de işte hani cumaları böyle sakallı amcalar falan böyle şey yapar ya takunya giyer hani şeylerinde böyle şey yapar büker. Hani iyilerini Evet. söylemiyorum böyle gaddar otoriterdir çocuklara işte sevmez başını okşamaz yetimi hor görür böyle anlatabildim mi zekat vermez cimridir. Ama cuma geldiği zaman onu kıvırır böyle bir hani ben Müslümanım Evet. camiye gidiyorum der ama yetimlere hor görür. İşte kadınlara affedersiniz bıyık bıkar. Yanlış anlaşılmasın söylediğim. Evet. Yani ayet o kadar açık ve o kadar güzel anlatıyor ki Allah diyor ki yani o namaz kılanlara lanet olsun diyor. Yani o yetimi kakan, işte Evet. garibana yukarıdan bakan, otoriter, zalim namaz kılsan sen ne olur diyor. Senin kalbin kötü. Sen gösteriş Evet. olarak namazı kılıyorsun diyor. Tamam mı Evet. hocam? Bir de Ebu Cehil işte
Mekke'deymiş, Ebu Cehil'eymiş yani sure, Maun Evet. suresini araştırıldığında ben Evet. bunu gördüm. Şimdi şimdi yaş yani isim vermeyecektim ağzından kaçtı da o profesör de hocam yani hiç anlattığı gibi değil. İnsanların da algıladığı gibi değil. Yani anlatabildin mi olayı? Yani Evet. o kadar bambaşka bir şey anlatıyor. Allah sanki böyle tövbe yani iftira atılıyormuş gibi. Yani Allah'a iftira atılıyor. Ve Evet. Kur'an'a iftira atılıyor ve namaz kılanlara da iftira atılıyor. Yani şimdi o kadar bir Tabii. Onların dezenformasyon, o kadar bir bozma, bir ajanlık sanki faaliyeti. Ajanlık onların faaliyeti sanki. onların derdi başkaydı. Onların derdi İslam'a çatmaktı. Dikkat ederseniz hep Müslümanlara çatıyorlardı. Hep Müslümana çatıyor. Ya bir de o kötü insanlara çatın, onlar hiç ağızlarını almadılar. Devamlı Müslümanlar kötü. Bunu yaptılar. Bir Cezalarını da de çektiler biliyorsun. işte ilahiyatçı profesör işte modern çağdaş olan bir siyasi parti diyelim hani hocam. Orada Evet. işte görev yapıyor. O modernlerle çağdaşlarla birlikte hareket ediyor. Laik. Tamam. Ya ben hocam bakın bunu hani abartarak söylüyorum biraz da. Yani işte ben Müslümanlığı yeni kavramlamışım. İşte anlamaya çalışıyorum, idrak etmeye çalışıyorum. Elhamdülillah Müslümanlığı şey yapmaya başlamışım, hani anlamaya başlamışım, algılamaya başlamışım. İştah var, inanılmaz şekilde böyle açlık var. İşte orada görüyorum yani adamın, yani adam demiyor, bir sürü insanların. Yani o zaman ben yazmaya başladım Facebook'ta. Dedim ki bir Müslüman laik olamaz. Olmaz. Yani laik olamaz. Laik ise Müslüman değildir. Evet değildir. Gibi şeyler yazmaya başladım. Bakın. Evet. Benim ya yanlış anlaşılmasın. Ne İslam'la yani İslam'la derken yani bir ilmim yok. Ya yani hiçbir şey bilmiyorum. Hadis bilmem, Kur'an ayeti bilmem. O zaman hani böyle çok fazla bilmem. Okuyorum falan ama Evet. bilgisiz cahil birisiyim ama ben bunu yazmaya başladım ve çok büyük tepkiler, saldırılar göreceğini zannederken bir kısımdan da hani bana tepki gösterenler bile hani yumuşak davranıyor. Bakın hocam çok enteresan bir şeyden bahsediyorum. Ve destek bulmaya başladım ben. Destek bulmaya başladım. Ve sayfaları fenomen olmaya başladı 2005 yılında. Benim 50'ye yakın Facebook sayfamı kapattı. Ben işte kozmik dalga frekansları diye böyle acayip acayip isimlerde kendi ismim yok, kendi resmim yok. Kaçak güreşiyorum o zaman ama Evet. mücadele ediyorum yani onlarla. Ama onlar da bana saldırıyorlar ama bir taraftan da ben şeyi fark ettim. Yani onlara da bir şey öğretiyorum. Yani onları da döndürüyorum yani. Onu gördüm ben. Yani adam bana saldırıyor diyor ki işte 5-6 tane daha arkadaşım var sonradan bana destek olmaya gelen. Diyorlar ki onları bırakın beni hedef gösteriyorlar. Esas baba bu. Esas bu başları bunu indirmemiz gerekir diye. Hedef Evet. haline hep ben, hep başrolde ben oluyorum. Bütün o sayfalarda. Hani bunu bilerek anlatıyorum. İnsanlar mücadeleyi Evet. bırakmasınlar, vazgeçmesinler, korkmasınlar. Yani ben Evet. şimdi çok politik siyasi konuşuyorum sizinle. Ben o zamanlar, yani direkt Kemalizm, ben direkt kuklacılara mermi sıkıyordum yani. Direkt kafalarına Evet. sıkıyordum yani. Direkt beyinlerine yani. Evet. Direkt Kemalizm diyordum sürekli. İşte Evet. onlarla o şekilde inanılmaz derecede sert böyle söylüyordum. Hatta bir sayfa vardı. Erhan Altunay diye bir sayfa vardı. Söyleyeyim yani bu da. Oradan Evet. bilen arkadaşlar bilir. Yani biz orada inanılmaz bir mücadele verdik. Yani inanılmaz bir mücadele. Sert. Ama inanın bana orada beni kabullendiler. Yani bana saygı duymaya başladılar. Çünkü Mümkün. bir şey ben samimi olmak hocam. Bakın şimdi Evet. siz benim bugüne kadar tanıdığım, yani canlı yayın yaptığım en net konuşan, en taviz Evet. vermeden konuşan, en net konuşan, en keskin konuşan insansınız. En Teşekkür cesur. ederim. Yani bunu hani yağcılık ya da şey olsun diye söylemiyorum. Teşekkür ederim. Yani herkes hani iyi niyetle işte kendini de koruyarak biraz da hani doğrusu da belki odur. Hani doğrusu da odur. Evet. Ama hep böyle bir yani korkak, çekingen, acaba bir şey olur Evet. mu falan. Ama siz hem akıl koyuyorsunuz. Bakın hukuku da biliyorsunuz. Ne suç ne değil. Hani şimdi ben de bunları öğrendim. CSA,
tırnak içinde falan filan bu terimlerle hani direkt isim vermeden ama yani sizin yaptığınızı herkes sizin gibi yapsa hani benim gibi yapsa mesela sizin gibi yapsa inanın bana paramparça ederiz biz onları. Paramparça, dümdüz. Yani Fatih Tezcan gibi olsa herkes Kadir Evet. Mısırlı gibi olsa var ya paramparça ederiz. Çünkü onlar adam diyor ya meydan okuyor. Fatih Tezcan diyor ki 5.000'iniz gelin. Ben tek başıma Evet. geleceğim. Siz Evet. 5.000 kişi gelin tek başıma. Ne arkadaşımı getireceğim ne bir şey. Evet. Ben diyor sizi diyor rezil edeceğim. Sizi diyor ya o kadar sert konuşuyor ki hocam. Siz diyor Evet. sapıksınız, teröristsiniz diyor. Hani işte ben bile şimdi söyleyemiyorum. Bakın Kemalizm diyor, Kemalistler diyor. Teröristtir, katildir, işte sapıktır falan. O kadar sert konuşuyor ki. Adama Evet. yani diyorum ki ya Allah'ım diyorum ya. Keşke diyorum ben de bu kadar cesur olabilsem. Keşke ben de böyle ya içimden kalbim böyle kopuyor yani. Ben de öyle olmak istiyorum diyorum. Ama Evet. tabii herkese Allah bir şey vermiş. Hani Yani belki kabiliyetler, bilmiyorum. fıtratlar Belki değişik değişik. Yani. tabii ama yani şunu söylemek istiyorum hocam. Biraz uzun konuştum. Farkındayım. Hakkınızı helal edin de arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Sizin yaptığınız şey gerçekten önemli. Yani gerçekten çok önemli. Yani bu şekilde sert olmak, taviz vermemek, açık açık net vurmak Neyse o. yani. Kafasına kafasına vurmak. Ya siz Evet. resmen kafasına hatta ben Almanya'daki arkadaşım dinliyordur. Belki sonra dinler. Ona söyledim ya bu kadar dedim taramalı tüfeği almış. Biliyorsun taramalı tüfek. Hani bir bastımı doda 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 yapıyor ya. Almış Evet. resmen hocam Selahattin abi almış taramalı tüfeği. Adamın hani beynine tabiri caizse kafasına hani askerlik şeyi kafasına sıkıyor. Yani Evet. bir de taramalı tüfeği doda 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 Hakim. doda. Ve bunu canlı yayın yapıyoruz. Söylüyor tak tak tak. Ve hiçbir şekilde tereyağdan kıl çeker gibi gayet uslubunda, tarzında, kalitesini de koyarak, beyefendiliğini de koruyarak asil bir şekilde yapıyor bunu. Maşallah hocam, Elhamdülillah. gerçekten maşallah. Elhamdülillah. Allah'ımıza hamd olsun. Bakalım Allah'ımıza hamd soru var olsun. mı? Hazreti Mehdi nerede, ne zaman ölecek? Mehdi Süleyman'ın yüzüğünü FETÖ'de olduğunu duyuruyorken nasıl alınacak? FETÖ'nün boynundan Süleyman'ın yüzüğü. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa'dan makamı olarak daha yüksek değil midir? Çünkü İsa'dan yüksek değil, peygamber çünkü İsa. Değil mi hocam? Tabi. Tabi. Yani Ama İsa'da Mehdi tamam azama diyorum. tabi olacaktır. O ayrı mesele. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa'dan makam olarak daha yüksek değil midir? Çünkü Hazreti İsa velayet makamıyla geleceği için böyle denilebilir mi? Şimdi hocam Hazreti bak. İsa'dan yüksek değil makamı. Mehdi azamın Peygamber makamı çünkü. sahabeden daha sonradır. Mehdi azam sahabeden sonraki en büyük makamdadır. 4 mezhep imamından makam olarak daha yüksektir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'a kıyas edilmez. O bir peygamberdir. Ancak İsa Aleyhisselam geldiği zaman peygamber olarak gelmeyecektir. Bunu Türkçe bir şeyle anlatayım size. Mesela bir insan bakandır. Görev başında bakandır. Mesela bir vilayete geldiği zaman törenler yapılır, karşılama yapılır, sözleri gazetelerde manşet olur vesaire. Aynı adam bir müddet sonra görevden ayrılır, emekli olur. Aynı bakan aynı vilayete gelir ama artık eski bakandır. Onun için sözleri gazetede manşet olmaz. Bunun gibi İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecektir. Evet o bir peygamberdir ama peygamber görevli bir peygamber değildir dünyaya yeniden geldiği zaman. Ama makam olarak Hazreti Mehdi'den makamı yüksektir. Elbette Çünkü ahirete zaten yine peygamberdir. İsa Aleyhisselam'dır. Peygamberdir. Burada bir Tabii. incelik daha var, onu da söyleyeyim. Belki hiç duyulmamış olabilir. Bütün peygamberler önce velayet dönemlerini yaşamışlar. Peygamberlik gelene kadar evliya olarak velayet dönemini yaşamışlar. Sonra peygamber olmuşlar. Bundan İsa Aleyhisselam hariçtir. İsa Aleyhisselam doğmaz peygamber olarak gelmiştir. Onun hayatında velayet dönemi yoktur. O işte şimdi velayet dönemini bu geldiği zaman tamamlayacaktır. Evet. Şimdi zaten şöyle bir şey de var. Yarım kalmış bir işi tamamlayacak İsa.
O da var. O da var. Hazreti İsa. Yani İsa İslam'ın her Yarım tarafı kalmış mucize bir. yani. Tabii her yarım kalmış. Normal bir hani normal bir insan gibi inecek. Onun peygamber olduğunu anlayacak mıyız? Yani Ha nereden onu anlayacağız? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki İsa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam olduğunu çok az insan bilecek. Bu şu demek, bunu anlaması biraz zor oluyor. Mesela camiye girsen, desen ki mesela 100 kişi var. Mesela onun içinde bir tane de Hızır Aleyhisselam olsa. Sen adamı görürsün ama Hızır Aleyhisselam olduğunu bilmezsin. Bak, Evet. görmek başka, bilmek başka oluyor. Tabii. Yani insanlar İsa Aleyhisselam'ı görecekler. Belki bir devlet başkanı olarak görecekler. Ama bilecekler ki o İsa Aleyhisselam'dır. Ama devlet başkanı olarak bilecekler. İkisinin arasında fark bu. Yoksa yani çok az insan bilecek demek o kıyıda kenarda yaşayıp gidecek anlamında değil. Bilmeyecek bu biraz şuna benziyor. Mesela diyelim ki devletin başında Deccal devletin başındadır. Herkes biliyor ki şu adam devlet başkanıdır. Devlet başkanı olarak herkes biliyor. Ama Deccal olarak kaç kişi biliyor? Anlatabildim mi farkı? Tabii. Mesela Trump'a Deccal diyorlar ya bazıları mesela. Örnek Mesela olarak hani. Trump'ı devlet başkanı olarak herkes biliyor ama Deccal olarak kaç kişi biliyor? Aynı bunun Yani. gibi. Tabii aynen. Aynı bunun gibi. Peki bir şey soracağım. Şimdi aklıma geldi de hocam. Hazreti İsa'nın şekli, tipi, hani bedeni falan her şeyi belli. Tabii. Yani Hazreti İsa başka bir insanın bedeninde mi, ruh olarak mı gelecek, yoksa aynı fiziki özelliklerde aynı bedende mi gelecek? Kitapta şöyle diyor. Cismi beşerisiyle semavatta bulunan İsa Aleyhisselam cismi beşerisiyle semavatta yani o günkü vücuduyla inecektir. Yani fiziksel birebir o zaman İsa'ya benzeyecek. Tabii çünkü onunla çıktı. Aynı inecek. O zaman İsa'yı yüzünü falan bilenler onu bilecek de İsa olduğunu Ama diyecekler bu kim İsa. bilecek? 2000 sene olmuş. O gün resim yok, video yok, televizyon O yok. zaman bir şey daha sorayım ben hemen bu bir şey daha aklıma getirdi. Peygamberlerin yüzünün çizili olduğu herhangi bir kitap ya da bir belge var mı tarihten kalan? Hayır. Ya da bir duvara falan bir çizilme falan öyle bir şey var mıdır acaba? Hayır yok. Yoktur. Tamam. O zaman bunların hepsi hurafe. Bazıları diyor işte Tabii bazı tabii. resimler Peygamber falan resmi işte. hiç yoktur. Onlar Yok. hepsi uydurma yani. Uydurmadır. Tabii. Uydurma olduğunu biliyoruz da yani gizlenmiş, saklanmış hani de yoktur diyorsunuz. Yoktur. Peygamber Yoktur. Efendimiz zamanında acaba Peygamber Efendimiz çizen falan olmamış mıdır acaba? Peygamber yasakladı ama. Yani benim Yasaklıyor değil mi? resmim de olsa yırtıp parçalayıp yani veya çiğnemelerini o şekilde bir şey hadis-i şerif var. Yani yasaklı yani. Yoksa resim çizme kabiliyeti olanlar vardı tabii. Peki o zaman yine hani akıl şu soruyu sorduruyor bana. Hazreti İsa Peygamber Efendimiz yasaklattı diyelim. Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'nın resmi çizilmiş olabilir mi? O da mı yasaklattırdı kendi resmi O çizilmesini? zaman mı diyorsun? Tabii Hazreti İsa zamanında çizilmiş olabilir mi acaba? Ben öyle bir ihtimal bilmiyorum. Yani zannetmiyorum yani. Hani tamam anladım. Eyvallah. Evet. Hazreti Mehdi mezhepleri kaldıracak mı? Risalemiz Birleştirecek. nasıl geçiyor? Abi şimdi şu en büyük bir müçtehit olduğu için Mehdi Azam döneminde sahabe dönemi gibi bir dönem yaşanacaktır. Dört mezhep kalkmayacak fakat birleştirilecektir. Yani Tarikatlar mesela da birleştirecek o zaman. tarikat zaten tarikat işi apayrı iş yani. Şimdi Hayır mezhepler şu hayır anda o mevcut olan. anlamda söylemedim. Yani şimdi tarikat olayına girmiyoruz zaten de. Yani Evet. tarikat demek zaten yol demek. Yani Elbette. yolları da birleştirecek anlamında söyledim ben. Yani şimdi Allah'a giden yolları da birleştirecek anlamında Evet. söyledim. Yani Mezhebi bir halledelim. mezhebi birleştirecek tarikatları yani yolları da birleştirecek anlamda. Yani Birleştirme nasıl ayrılık olacak? olmayacak onun zamanında o anlamda Yok. söylüyorum. Mehdi Azam zamanında mesela şimdi mesela yolculukta seferde namazları öne almak veya geriye almak mümkündür. Şafii mezhebinde. Hani cem'i takdim, cem'i tehir denir. Yani Evet. mesela sefere gidecek bir şahıs
Baktı ki ikindi namazı vaktinde vakit olmayacak namaz kılmak için, öğlen namazında ikindi namazında kılar. Buna cem'i takdim denir. Veya bakıyor ki öğlen vakti müsait olmayacak, cem'i tehir ederek öğlen namazını ikindinde kılabilir. Ama bu Hanefi mezhebinde, bizim mezhebimizde yoktur. Evet. Ama İslamiyet'te var. Dikkatini çekerim. Tabii. İslamiyet'te tabii, var. Şafii mezhebinde var. Bizim mezhepte evet. yok. Evet. İşte Mehdi Azam döneminde bu bizde de olacak. Fazlalıklar yani nasıl söyleyeyim? Yani şimdi bizde eksik olan, hani eksik olan demeyelim de fazlalık. Aslında var. Mesela ben Ramazan ayında Kabe'de nasıl vitir namazı kılınıyor? 3 çeşit vitir namazı kılınıyor Kabe'de. Şimdi biz Hanefi mezhebi olarak tek bir çeşit vitir namazı kılıyoruz. Evet. Şimdi Kabe'de ise 3 çeşit vitir namazı kılınıyor. Bizim kıldığımız gibi kılmak da var. Ara vererek kılmak var. Veya duasız kılmak var. 3 çeşit kılınıyor. Aslında üçü de dinimizde var. Biz bir tanesini almışız. İşte Mehdi zamanında üçü birden olacak. Mesela bir örnek daha vereyim. Mesela Şafii mezhebinde... Şu anda da üçü de var. Üçü var, bizde bir tane ama. Hanefi mezhebinde bir tane var. Tamam, anladım onu da. Peki yani şeyi anlamadım. Daha doğrusu buradaki arkadaşlar da aynı şeyi anlamadı diye düşünüyorum. Yani hangisine meyil edeceğini, mesela bir yerde Şafii'ye, bir yerde Maliki'ye, bir yerde Hanbeli'ye mi yani olacak, yoksa nasıl olacak? Burayı biraz açalım hocam. Kafada soru Açacağım. işareti kalmasın. Siz biliyorsunuz ama Açacağım. Biz bu konuyu. Şimdi ben Bitlis'te öğretmenlik yaparken Şafii mezhebini yaşayan kişilerle iç içe oldum. Baktım ki onlar sabah namazında kunut duası okuyorlar. Bizim vitir namazında dua ettiğimiz gibi sabah namazının farzında kunut duası okuyorlar. Bizim mezhebimizde bu yok. Ben o zaman dedim ki Peygamberimiz Aleyhisselam her gün sabah namazı kılıyordu. Bu duayı ya yapmıştır ya yapmamıştır. Bu ihtilaf nereden çıkmış dedim. Öğrendim ki çok sıkıntılı olduğu bir dönemde bir ay boyunca sabah namazında kunut duası okumuş. Yani bütün sabah namazlarında değil. Ama o sıkıntılı dönemde sabah namazının farzında kunut duası okumuş. Şimdi Şafii mezhebinde bunu devamlı okuyorlar. Biz hiç okumuyoruz. Aslı neydi? Çok böyle ihtiyaç olduğu, sıkıntılı olduğumuz bir dönemde farzda kunut okunabilir. İşte biz de o dönemde okuyacağız, başka okumayacağız. Anlatabildim mi şimdi? Anladım. Yani böyle uygulama sahabe dönemindeki gibi. Okumadığımız da olacak yani. Okuduğumuz da olacak, okuduğumuz da olacak. Yani şunu demek istiyorum. Bir kurallar gibi değil de serbestlik mi olacak? Şimdiki de serbestlik. Evet, biraz daha geniş. Daha geniş, daha bir serbestlik olacak. Ama şu anda da öyle zaten hocam. Ama bizim Hanefi mezhebinde sabah namazında kunut okuma yoktur. Hayır, tamam. Yok da. Yani o zaman diyorsunuz okuma mecbur mu olacak sıkıntılı dönemlerde? Hayır, biz de okuyacağız. Mesela çok sıkıntılı, çok ihtiyaçlı olduğun bir zamanda belki sabah namazın farzında kunut duası yapacaksın. Mesela Anladım. Diyorum. Ha, anladım. Okumazsan günah mı girmiş oluyorsun? Hayır, yok, günah girmiş olmuyorsun. Çünkü Peygamber'e tamam. Okumadığı zaman da çok olmuş. Anladım. Böyle bir genişlik olacak. Mehdi'nin dilinde Musa Aleyhisselam gibi tutukluk olduğu anlatılıyor. İsa da ona dil olabilir mi? Hani Musa'nın da kardeşi anlatırdı. O yok, çok o ayrıntıları bilmiyorum. Hani bilmiyoruz zaten. Hani o gerekli yok. Maksat yani, hasıl olduğu tahmin ediyorum. Allah razı olsun. Evet. İnşallah faydalı olmuştur. Dinleyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz dinledikleri için. Bayağı da uzun İnşallah bir şey oldu. İki video oldu.
Evet, şükür Allah'ımıza. İnşallah faydalı olur. Bizim maksadımız zaten faydalı olmaktır. Bir Tabii. katkımız da bizim olsun inşallah. İnşallah bu İnşallah. vesile oldunuz. Siz de teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. İnşallah Sağ yeni olsun. konular olursa dediğim gibi o vesvese Mesih gibi. konusunu girecek miyiz hocam? Yani Mesih konusunu nasıl yapacağız? Onu yapalım mı Mesih? İsa sonuçta Hangisini? yani. İsa. He? İsa ister ama Şimdi aslında Deccal anlattık, girebilirdi. Mesih Deccal anlattık, Mesih anlattık. İsa ile ilgili bir program yapacak mıyız yoksa nasıl olacak? Hani onu soruyorum. Yapabiliriz. Yapabiliriz, yaparız. O biraz kısa bir konu olur tahmin ediyorum. Onu da yapabiliriz. Orada İsa'yı anlatırız kısa da olsa. Ondan sonra da genel olarak Deccal, Mehdi, kalan işte yarım kalan şeyler varsa hani İsa'yı Yaparız. anlattıktan sonra İsa kısmı bittikten sonra da şey yaparız. Toparlayabiliriz şöyle bir. Hepsini Toparlayabiliriz. toparlayabiliriz. Ondan İnşallah. sonra da inşallah yine şey olursa başka konularda da şey yapabiliriz hocam, konuşabiliriz yani. Tabii Ne tabii diyorsun? tabii. Allah'ın izniyle her Yani. konuda bir şey yapabiliriz inşallah. Çok memnun İnşallah. oldum. Ben de Bütün hocam. arkadaşlar da size Allah Elinize, rahatlık dilinize, versin. gönlünüze sağlık. Allah'a emanet olun. İnşallah Teşekkür bütün ediyorum. arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Peki, Allah efendim. rahatlık Sizden de versin. Allah Hayırlı razı günler olsun diliyorum. hocam. İyi Hepimize. akşamlar.